Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye tekrar hoş geldiniz. Şimdi bu hafta olan bitenleri size hızlıca bir özetlemek istedim. O yüzden göstermek istediğim size birkaç haber var, grafik var. Böyle bilgisayar başından bir video çekiyorum. Kamera karşısına da geçmek istiyordum ama biraz kırgınım. Zaten belki sesimden belli oluyordur, nezle oluyor gibiyim. Yani şu yaz mevsiminde, şu sıcaklarda bile şifayı kapmayı becerdim. O yüzden kusuruma bakmayın eğer sesim kötüyse. Ama onun dışında keyfim gayet yerinde. Çünkü biliyorsunuz Bitcoin bugün sabaha karşı 11.500 dolarlara bir hamle yaptı. Yani 11.470 dolarları kadar gördük. Şimdi de 11.270 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatlik harekette %4'lük bir artış söz konusu. Ethereum gidiyor geliyor, bir 322 dolarları görmüştü dünden evvelsi gün. Şu an 308 ila 310 dolar arası işlem görüyor. Ama onun dışında gördüğünüz gibi hani kalan altcoin'ler, geri kalan coin'lerde hiçbir hareket yok. Hatta düşüş var yani. Yani Bitcoin dışındaki bütün piyasa kan gölü. Hatta CoinMarketCap'ten grafiğe bakacak olursanız daha bariz belli oluyor. Yani hani bir tek gördüğünüz gibi Bitcoin yeşilde. Onunla beraber altcoin'lerin çoğu Satoshi bazında değer kaybettiği için, hatta çok fazla değer kaybettiği için dolar bazında da değer kaybediyorlar. İşte burada tek tük ortaya çıkan şeyler var, istisnai durumlar var. Mesela Hypercash %31 artmış, işte enerji %44.25 artmış, bayağı iyi. Ama mesela benim en çok ilgimi VeChain çekti. VeChain de %30'dan fazla artış gösterdi bugün. Çünkü VeChain Amerika'nın en büyük perakende zincirlerinden biri olan Walmart'la en sonunda anlaşma imzaladı. Walmart artık tedarik zincirindeki ürünleri VeChain'in blok zincirini kullanarak takip edecek. Şimdilik 23 tane ürün dikeyiyle başlamışlar ama 100'den fazla ürünü de VeChain blok zincirine entegre edeceklermiş. Bu çok güzel bir haber. Bir de kanalımı daha önceden beri takip eden arkadaşlar bilir. VeChain bizim uzun vadeli olarak sevdiğimiz projelerden bir tanesi. 2018'in başlarında ben Amerika'ya San Francisco'ya bir kripto etkinliğine gittiğim zaman orada tanışmıştım VeChain'le ve çok beğenmiştim. Orada da zaten bu işlerin içinde olan insanlar tavsiye etmişti. Onunla beraber uzun vadeli altcoin portföyümüze eklemiştik. Şimdi onun dışında ama tabii altcoin'lerde canı yanan çok arkadaş var. Ya bu altcoin rallisi ne zaman gelecek? Altcoin'ler niye yükselmiyor? Hani ne zaman burada toparlanma olacak? Bu gibi bir sürü soru alıyorum. Bununla ilgili işte neden Bitcoin yükselirken altcoin'ler düşüyor? Yani bugünkü piyasa dinamiklerinin sebebi nedir? Size biraz onlardan bahsedeceğim. Bu Bitcoin'deki yükseliş güzel, hani keyfim yerinde dedim. Hatta şu an Bitcoin Türk lirası bazında 65 bin liraları kırdı. Yani hani TL bazında düşünecek olursak 2017'nin sonlarına geri gelmiş durumdayız. Yani biliyorsunuz Bitcoin TL bazında 80 bin liralara kadar çıkmıştı. Şu anda da 65 bin liralarda. İşte Bitcoin'deki yükselişin devam etmesiyle biraz da bizim dolar kuru yükselecek olursa zaten 80 bin liraları çok kolay göreceğiz demek. Bu da ne demek oluyor? İşte bugüne kadar bir sürü insanı batırdınız, bitirdiniz, Bitcoin balon, ondan sonra çok zarar edenler oldu falan diyen hiç kimse kalmamıştır artık diye düşünüyorum. Çünkü bakın işte bir sene, bir buçuk sene olmadan bütün zararı neredeyse toparlamış durumdayız. Burada bu işe balon diyenler de bön bön bakıyordur ekrana, biz niye girmedik diye düşünüyordur. Burada bizim gibi düşüşlerden morali bozulmayan, bu işin volatil olabileceğini bilerek sabırlı bir şekilde yatırımlarına devam eden insanlar karlı çıktılar. Çıkmaya da devam edecekler. Çok sevdiğim bir söz vardır. Güneş ilk önce doğduğunda diz çökenlere değil ayakta duranlara vurur diye bir laf. Hakikaten de öyle yani. Biz düşüş döneminde ayakta durduğumuz için bugün de meyvelerini biz yiyoruz. O gün inanmayanlar da şimdi girsek mi acaba diye bön bön bakıyorlar. Şimdi size göstereceğim grafiklere başlamadan önce bugünkü videonun yine bir sponsoru var. Prime XBT borsası sponsorumuz. Prime XBT bir kripto borsası. Kaldıraçlı işlemlere izin veriyorlar. Ama sadece kripto ve altcoin alışverişinin yanı sıra MTA, Forex ve bir çeşit bir takım borsa hisselerine de giriş çıkış yapmanızı sağlıyorlar. Üyelik çok kolay. Anonim bir şekilde hesap açabiliyorsunuz. Öyle bir şey, kimlik doğrulama, hesap onayı süreci yok. Ve 100 kata kadar kaldıraçla işlem yapabiliyorsunuz. Yalnız kaldıraç konusunda tekrar uyarılarımı yapayım. Yani 100 kat kaldıraç karınızı inanılmaz çok katlayabileceği gibi zararınızı da inanılmaz çok katlayabilir. Yani işte 100 dolarınızla 10 bin dolarlık işlem yapmanıza izin veriyorlar.
Ama yani orada %1'lik bir düşüş bile olsa sizin $100 eriyip gidebilir. Bunu bilerek hani işin başında duracaksanız, stop losslarınızı doğru koyacaksanız, biraz daha risk iştahınız yüksekse bu borsayı tavsiye ederim. Çünkü hani fiyatlar arası makaslar çok düşük, komisyonları da Bitmex'ten daha düşük. Bu ara yeni oldukları için çeşitli depozit bonusları, airdroplar falan da yapıyorlar. Hani bir üyeliğinizin bulunmasında fayda var. Linkini video açıklamalarında ilk satırda aşağıya bırakıyorum. Bir bakarsanız sevinirim. Şimdi gelelim Bitcoin fiyatlarına. Bitcoin iyi gidiyor dedik. Yükseliyor ve yükselişine devam edecek gibi. Şu an bir daralan üçgen formasyonu içerisinde. Ki zaten ben videoyu çekerken gene yükselmeye devam ediyor. Şeyleri tekrar çok kolay görürüz. Bugünkü zirveleri 11.460-470'leri. Orada ben bir 11.500'lerde psikolojik bir direnç bekliyorum. Ondan sonra da 11.800'lerde sağlam bir direnç bekliyorum. Ama hani hiçbir belli olmaz ne zaman ne olacağı. Çünkü hatırlarsanız eski videolarımda, yani daha doğrusu 2 hafta önce çektiğim videoda ben Bitcoin'de çok sert bir düzeltme bekliyorum demiştim. Yani 10.000 dolarlara doğru hamle yaptığımız dönem 9.600-9.700 seviyelerinden %40'a yakın bir düzeltme olabilir demiştim. Bu senaryo gerçekleşmedi. Ki zaten hani ne derler, o çok enteresan haberler oldu o hafta. O yüzden gerçekleşmedi. Neydi bu haberler? Bir tekrar hafızamızı tazeleyelim. Birincisi Amerika'da Sermaye Piyasası Kurulu SEC'nin Amerikan vatandaşları için altcoin'ler konusunda aldığı karardı. Amerika'dan işte Binance ve diğer bir takım büyük borsaları üye olan insanların ICO ile ortaya çıkmış coin'leri alıp satması yasaklandı. Bununla beraber de işte bu borsalar Amerikan vatandaşları için birçok altcoin'i, bizim bugün alıp sattığımız altcoin'i şeylerinden, borsalarından Amerikan vatandaşları için kaldırdılar. Bu ne demek oldu? İşte bu altcoin'leri alıp satamayacağını fark eden Amerikalıların bu altcoin'lerden çıkıp Bitcoin'e dönmesine sebep oldu. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü Amerika biliyorsunuz dünyanın en büyük ekonomisi. 360 milyondan fazla nüfusu olan çok dev gibi bir ülke. En büyük orta sınıfa sahip. Yani burada çok büyük Bitcoin'de ve altcoin'lerde para dönüyor. Şimdi bu adamların Bitcoin'e dönüyor olması doğal olarak hem altcoin'leri düşürüyor dedik, hem de Bitcoin'i yükseltiyor dedik. Yetmedi Bitcoin'e olan güveni ve inancı, daha doğrusu blok zincir ve kripto paralara olan güveni ve inancı tazeleyecek iki büyük haber daha geldi bu aralarda. Bunlardan birincisi Facebook'un Libra coin açıklamasıydı. Facebook işte Visa'dır, Mastercard'dır, PayPal'dır, işte Uber'dir, Lyft'dir, bir sürü Silikon Vadisi deviyle beraber kendi kripto parasını piyasaya süreceğini açıkladı. Bu da ne anlama geldi? Bütün dünyanın işte blok zincir ve kripto paralardan haberdar olması anlamına geldi. Yani biliyorsunuz biz hep kanalda bahsediyoruz. Şu an dünyada Bitcoin alıp satan, kripto para alıp satan 60 milyon ila 100 milyon arasında insan olduğu düşünülüyor. Ama Facebook'un üye sayısına bakıyorsunuz. 2.2 milyardan fazla üyesi var. Şimdi böyle bir potansiyel ister istemez bizim bu piyasalara, bu sektöre olan inancı tazeledi. Bu da yetmedi. JP Morgan biliyorsunuz birkaç ay önce kendi coin üzerine çalıştığına dair bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi JPM Coin'in testlerine başlayacaklarını bugün açıkladılar. Kendi kurumsal yatırımcıları bu coin ile bonolar arası transfer olası konusunda çok heyecanlılarmış. İlgilerini çekmiş bu teknoloji. O yüzden testlere çok yakın zamanda başlayacaklarmış. Bu da mesela dünya basınında haber oldu ki piyasalarda, kripto piyasalarına olan ilgiyi arttırdı. O da bizim bu tarafa çekti. Şimdi demin dediğim gibi hani ben bir düzeltme bekliyordum. Olmadı. Olmaya da bilir yani. Kardeşim ben zaten müneccim değilim ki. Hani yatırım yapan, aklı başında olan herkes her söylediğimizin çıkmayacağını çok net bir şekilde biliyor zaten. Orada birkaç troll arkadaş oldu işte. Bak dedin olmadı bilmem ne falan. Olmayabilir yani. Ben müneccim miyim? Her dediğim çıkacak diye bir şey yok. Zaten öyle olsa, her attığım tutsa ben zengin olurum yani. Hani niye burada oturalım, tartışalım, fikir üretelim, analiz yapalım falan yani. Hani değil mi? Uğraştığımıza değmez. Ben oturur kendi kendime paramı katlarım, zengin olurum yani. Sizinle mi uğraşacağım? Hani çok açık bir şekilde söylüyorum. Hani çok mantıksız yorumlar geliyor bazen. Yani insanlar çok hazıra alışmışlar. İstiyorlar ki işte yani bir tane adam çıksın YouTube'da video yapsın. Ben onu dinleyeyim. Onun dediğinin hepsi de çıksın yani. Ben parayı koydukça katlayayım, koydukça katlayayım. Hani ben hiçbir şey yapmayayım. Başkasının da her dediği çıksın falan. Yani böyle bir dünya yok arkadaşlar. Hele ki Türkiye'de yok yani. Hani Türkiye kadar yaşaması zor, geçimin zor olduğu, yani hani dog eat dog world derler ya yani. Hani
orman kanunlarının geçerli olduğu bir dünyada, ülkede hani bu kadar polyana nasıl olabiliyorsunuz? Benim aklım hala almıyor. Neyse, yani hani bu senaryo tutmadı ki zaten %40 çekilmeye, geri çekilme bekliyorum dediğim videomda da şey demiştim. Ya yani olur da çok büyük bir haber çıkarsa, bu piyasalara olan ilgiyi arttıracak böyle bir radikal bir gelişme olursa tabii bu senaryo işlemeyebilir demiştim. Ki öyle oldu işte. Bakın JPM'in haberi, Facebook'un haberi, Amerika'da işte altcoin'lere gelen yasak. Ve esas bu videoda da zaten özellikle bu Amerika'daki altcoin'lere gelen yasaktan tekrar ediyor olacağım size olanı biteni. Çünkü yani aslında bu yükseliş bu Facebook'un haberleriyle, JPM'in haberleriyle yeni insanların piyasaya girmesinden dolayı meydana gelen bir yükseliş değil. Yani içeride mevcut olan para Bitcoin'e dönüyor. O yüzden Bitcoin yükseliyor ve bununla beraber altcoin'ler çok fena kan kaybediyorlar. Bu sadece fiyat hareketinden bariz değil. Yine CoinMarketCap.com'a girdiğinizde işte market capitalization grafiklerine baktığınızda Bitcoin bugün 200 milyar dolarlık market cap'i geçti. Ama bununla beraber dominansını da iyice arttırdı. Bakın yani şu son birkaç ayda Bitcoin dominansı %60'lara dayanmış durumda. Bu iş böyle giderse %60'ları tekrar geçecek. Tabi bununla beraber içerideki para Bitcoin'e döndüğü için diğer altcoin'lerin market cap'i de düşüyor. Yani içeri yeni para girmiyor, yeni yatırımcı girmiyor. Mevcut yatırımcılar altcoin'lerini satıp Bitcoin'e dönüyorlar. Şimdi bu durumu destekleyecek bir başka grafiğim daha var. Biliyorsunuz Google'ın Trends diye bir raporu var. Burada işte Google'daki kelimelerin arama hacimlerinin yıldan yıla, aydan aya değişimlerini bir puantaj olarak herkesle paylaşıyor Google. Böylece hani dünyanın neresinde ne trend onu görebiliyorsunuz. İşte seçimlerde Ekrem İmamoğlu mu daha çok aratılıyor, Binali Yıldırım'dan tutun da işte Bitcoin mi daha çok aratılıyor, altın mı daha çok aratılıyor, dünyanın neresinden ne kadar arama hacmi geliyor. Bunları görebiliyorsunuz. Şimdi Trends raporunun son 5 senelik Bitcoin raporunu açtığım zaman, yani Bitcoin kelimesi Google'da son 5 sene boyunca ne kadar aratılmış? Şimdi bakın şurada bir spike görüyorsunuz, yani şurada inanılmaz bir yükseliş var. Bu da tarihte ne zamana denk geliyor işte? 2017'ye denk geliyor, yani işte 2017'nin sonbaharıyla kışının başlangıcına denk geliyor. Biliyorsunuz 2017'de o zamanlarda da Bitcoin 20.000 dolara olan hamlesini yapıyordu. Bütün medya kanallarında Bitcoin 20.000 dolar oldu. Bitcoin yükseldikçe yükseliyor. İşte John McAfee çıktı. Bitcoin 1 milyon dolar olacak dedi. Tim Draper çıktı. Bu uzun vadede 200 bin dolar olacak dedi falan. Tam o dönemde tabii bütün dünya neymiş bu Bitcoin diye Google'a abanıp Google'da Bitcoin'i aratıyorlardı. Şimdi bugün de fiyat acayip yükseliyor. Yani Şubat'tan bu yana baktığınız zaman 2019 Şubat'tan bugüne 3'e katladık, hatta üstüne çıktık. Yani market cap nerelere geldi ama bakın arama hacimleri o kadar yükselmedi. Yani insanlar 2017 kadar Bitcoin'e ilgi göstermiyorlar. Bu da ne demek oluyor? Yeni yatırımcı çekemiyoruz hala içeri anlamına geliyor. Biz hala şu an kendi kendimize takılıyoruz içeride, yeni çok bir kimse gelmiyor. Şimdi bunun da altcoin'lere zarar veriyor olması çok normal. Çünkü işte insanlar Bitcoin'deki yükselişi kaçırmayıp, oradaki kar fırsatını kaçırmayıp altcoin'lerden çıkıp Bitcoin'e dönüyorlar. Altcoin'lerde peki eskisi gibi yükseliş ne zaman gelecek? O işte 2017'nin sonlarında, 2018'de gördüğümüz altcoin rallilerini tekrar görebilecek miyiz? Ya tabii görebiliriz ama hani burada o hareketin tekrar geri dönmesi için yani piyasadan yeni insanların içeri giriş yapıyor olması lazım. Çünkü işte hali hazırda son bir senedir, bir buçuk senedir bu piyasanın içinde olan insanlar altcoin'lerin ne kadar riskli olduğunu gördüler. ICO'ların ne kadar daha riskli olduğunu gördüler. İşte Bitcoin yükseldiği zaman altcoin'lerin Satoshi bazında değer kaybettiğini gördüler. Bitcoin düştüğü zaman altcoin'lerin yine düştüğünü gördüler. Yani hani altcoin'lerin çok çok daha volatil olduğunu fark ettiler. O yüzden de risk almak istemiyorlar. Ve yani şu an Bitcoin'de böyle bir konsolidasyon varken, BTC dominansı yükseliyorken Bitcoin'den yana şeylerini kullanıyorlar, tercihlerini kullanıyorlar. İşte yeni insanlar gelmeye başladığı zaman peki ne olacak? Onlar da Bitcoin'e giriş yapacaklar. Sonra buranın derya deniz olduğunu keşfedecekler. Yani hani tıpkı bizim ilk gün girdiğimiz gibi. Ha, Bitcoin'den başka coin'ler de varmış. Ya bu Litecoin ne kadar enteresanmış. Acaba bir sonraki Bitcoin olabilir mi? Ya da Binance Coin iyiymiş. Bak dünyanın en büyük borsasının para birimiymiş. Ya da işte
Aa, ne bileyim ya, Zcash ne güzelmiş, gizlilik sunuyormuş falan. Yani bizim nasıl bu projelere heyecan duyup yatırım yaptığımız gibi onlar da yatırım yapacaklar. Böyle taze paranın girişiyle beraber de altcoin ekip projeleri güzel haberler paylaşmaya devam ederlerse, işte projelerine yeni yazılım güncellemeleri olsun, yaptıkları konferanslar olsun, şudur budur. Yap işte VeChain'in yaptığı gibi büyük firmalarla olan partnerlik anlaşmaları olsun. Bununla beraber altcoin'in sezonu da başlayacaktır. Ama gördüğünüz gibi şu anki tabloda içeri öyle aman aman büyük bir para girmiyor. Yeni insanlar girmiyor. Mevcut yatırımcı Bitcoin'e odaklanıyor. Olan da o. Peki bu nereye kadar sürecek? İşte yani küresel piyasaların nereye gittiğine göre o süre ne kadar uzayacak, ne kadar kısalacak, hani bir şey miktar kestirebiliriz. Tabii şu an bence Bitcoin'deki yükseliş devam edecek. Yani işte bu biliyorsunuz Facebook'un eski ortaklarından Mark Zuckerberg'in kazıkladığı Winklevoss ikizler, biliyorsunuz bütün varlıklarını, Facebook'tan aldıkları bütün tazminatı Bitcoin'e yatırmışlardı. Ve onunla Bitcoin maksimalisti iki insan oldular. Onlar mesela bu hareketin 15 bin dolarlara kadar rahat gidebileceğini düşünüyorlar. Ki bence de 15 bin dolarlar bu yaz içerisinde çok rahat görülebilir. Onun ki çünkü hani bunu söyle, rahat söylememin sebebi de yani dünya piyasaları iyi gidiyor. İşte Amerikan Merkez Bankası faiz indirmeyi düşünüyor. Japon Merkez Bankası faiz indirmeyi düşünüyor. Tekrar bir quantitative easing dönemine giriyoruz. Piyasada para bolluğu olduğu zaman, kredi finansmanı ucuz olduğu zaman da insanlar daha riskli enstrümanlara giriş yapıyorlar. Bugün altın hem ticaret savaşlarından hem İran'la olan gerginlikten yükseliyor. Ama mesela borsalar da yükseliyor aynı anda. Normalde altın savaş ekonomisinin şeyidir, finansman para birimidir. Ekonomiler kötü gittiği zaman, borsalar düştüğü zaman altın yükselirdi. Şimdi hem altın yükseliyor hem dünya borsaları yükseliyor. Bizim borsa da yükseliyor gördüğünüz gibi. Dolar düşüyor falan. Yani bu bahar havası devam ederse Bitcoin'e girişler de devam edecektir. O yüzden bu yaz keyifli geçeceğe benziyor. Şimdi bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda sorun. Yorumlarda sorun, Twitter'dan sorun, Telegram'dan sorun. Bu arada bakın arkadaşlar, video çekmiyor olsam bile diğer sosyal medya kanallarında oldukça aktifim. Video açıklamalarında linkleri var hepsinin. Beni Facebook'tan, Telegram'dan, Twitter'dan takip ettiğinizden emin olun. Bu videoyu da beğenip arkadaşlarınızı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kanalımla ilk kez tanıştıysanız işte yaklaşık 2 senedir bu Bitcoin ve kripto para piyasalarını düzenli olarak takip ediyoruz. Hem fiyat hareketlerini hem de teknolojik gelişmeleri beraber konuşuyoruz. Eğer siz de bu piyasalara yeni giriyorsanız ve ilgileniyorsanız kanalımı takip ettiğinizden emin olun. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.